Efendim, Güney Afrika ve çevresinde yaşayan yerli halklarının en ünlüsünün adıdır. Yani siz pek Güney Afrika yerlisine benzemiyorsunuz ama hakikaten ünlüdür. Bir harf alayım. Z harfi. Afrika kabilesi denince akla ilk gelen kelime neredeyse. Bir Masailer var. Bir de bunlar. Bir harf daha alayım. En ünlüleri bunlar. Aklıma gelmiyor şu an. Bir tek sesli harfler kaldı. Yani mesela Zala. Zula. Zula. Zela. İla değişsin mi harfler? Aynı mı olsun? Zala, Zele, Zulu. Zulu bizim aradığımız canım. 200 puan da yerinde. Zor muydu? Biraz. Hele bunu görün. Gelsin ikinci soru. Özel bir cilalama yöntemi ve o yöntemle cilalanmış yüzeyler için kullanılan söz. Bu en azından bulmacalarda falan çıkar. Mika falan. Mika mı? Mika'nın cila ile hiçbir alakası yok. Bir harf alayım. Evren pulu derler. O başka bir malzeme. Bir harf daha alayım. Bu cilanın ismi aslında üç harfli. Lak gibi bir şeyler. Ne gibi bir şey mi? Laka. Laka? Lake, lake. Lake'dir. 200 puan da yerindedir efendim. Çok daha basit sorularım var. Kelime anlamı doğrultusunda hazırlanmış. Sözlükte ne yazıyorsa o tanımlama alınmış, soru kutucuğunun içerisine konulmuş güzel güzel sorular. Mesela. Tutumsuzca yapılan harcamaya ne derler İrem Hanım? İsraf. Çok güzel. Bunları seviyorsunuz. Tamam. Şimdi bir bilgi sorusu gibi. Yine beş harfli cevabı olan bir soru. Ama küçük bir açıklama yapacağım. Çünkü kelime unutulmuş bir kelime değil. Biz eski anlamını kullandık soruda. Buyurun gelsin. Eskiden tek parça hayvan postundan yapılan ceketler için kullanılan bir sözcüktü. Artık içi muflonlu olan birçok ceket için kullanılıyor. Ama kullanan biraz hakir görülüyor. Gülünüyor ona. Bu ne biçim kelime diye. Bir harf alayım. Çünkü mont varken, parka varken, manto varken... Gocuk. Gocuk nedir yahu diyorlar. 1300 oldu kasa, 2 dakika 28 saniye var halen. Gidişat güzel. Şimdi geliyor altı harfli cevaplarınız. Şöyle biraz edebiyat derslerini hatırlayacaksınız lisede gördüğünüz. Buyurun. Çoğu zaman övgü amacıyla yazılan divan edebiyatındaki şiir türüdür. Şu an aklıma gelmiyor. Şimdi bunlar bize öğretilirken iki taneydi. Daha doğrusu nedendir bilmem o şekilde öğrenmiş insanların hepsi. Bir mersiyeler vardı. Onlar ölüm. Değil mi? Bir de böyle övgü için yazılan harf alalım. Bir harf alayım. Buyurun. Kaside. İşte o kadar. 500 puan daha. Tamam, tamam. Şu israf sorusu ne güzeldi değil mi? Evet. Keşke hep öyle sorular gelse. Hadi gelsin bakalım. Aşırı güçlük, sıkıntı veya zulüm. Zorluk. Zorluk mu? Zulüm diyor yahu. Zorluğun biraz ötesinde olmalı o. Bir harf alsın. Buyurun. Eziyet. Eziyettir o. 500 puan daha kat arkasa. Tamam. Şimdi şu soruyu da bir bitirelim. Ondan sonra çok sürprizli bir soru çıkacak karşınıza. Hediye gibi bir soru. Hakikaten. Sizin için hazırlanmış gibi soru. Hı. 7 harfli cevapları hallettikten sonra oturacağız. Bir hesap kitap yapacağız. Tamam. Ama siz bu şekilde ilerleyin. Sakın bozmayın. Buyurun bakalım. Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak ki İtalyanca kökenli bir ambargo kelimedir. Gibi. Nedir efendim? Ambargo. O zaman madem ki bunu bu kadar rahat cevapladınız, tam size uygun soruyu sorayım. Zaten eğitiminizi aldığınız DAS. Bir bakalım. Hakim, savcı ve avukat gibi meslek sahipleri için kullanılan ortak unvan... Hukukçu. Hukukçudur efendim. Aynı unvana sahiptir kendileri. Ya da bir sene sonra mı? Bir sene sonra. Bu sene bitiyor zaten. Şu anda diyebiliriz aslında. Şu anda diyebiliriz. Niye demeyelim canım? Evet. Ağzımız alışsın. Değil mi yavaş yavaş? Pek güzel geldik buraya kadar. 7 tane harf alabilecek durumdasınız. 6 tanecik soru kaldı. Yani 8400 değil 9100 bile yapabilecek durumdayız. Gidişat öyle.
Sizden sonra bir kişi daha yarışacak. Onu biraz risk almaya teşvik etmek istersiniz zannediyorum. Şimdi burçlarla ilgilenir misiniz? Önemli olan hadise o. Yani çok değil ama yine de... Burcunuz nedir? Boğa. Boğa mı? Buyurun. Yıldız haritası, doğum haritası da denen astrolojik şema. Bir harf alayım. Aklıma gel. Bir harf daha alayım. Yükseleniniz ne? Aslan. İyi en azından. Yabancı kökenli bir kelimedir. Yıldız haritası, doğum haritası anlamına gelir. Kesinlikle bildiğiniz bir kelimedir. Kesinlikle bildiğiniz bir kelimedir. Hadi bir harf daha. Bir harf daha. Alayım. Bir harf daha. O harfi. O harfinden çok mu görürüz acaba? Yoksa bir tanecik orada mı duruyor mudur? Kendi başına. Çok vardır bence. Dört tane daha harf alabilecek durumdayız. Bir harf daha alayım. Ama elimde daha soru var. K var, P var. İkisinin arasında hangi harf olmalı? O. Yani nasıl bitiyormuş? Kop. 25 saniye, 24 saniye. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Peki. Horoskop. Horoskop. Hangisi? Horoskop. İnsan ilk düşündüğü doğru değil. Ne güzel gidiyorduk. Sakin sakin. Evet. Ama işi biraz yokuşa sürdünüz. Elimizde her şeyden önce 21 saniye kaldı. 21 saniyede 5 soruya cevap vermek lazım. Bu 5 soruya cevap verirken de en çok 2 tanecik harf alabilirsiniz. Hazır mıyız efendim? Hazırım. Buyurun geliyor. Çok katlı yüksek yapılar ve gemicilikte geminin uzun direkleri için kullanılan ortak isimdir. Gökdelen. Gökdelendir o 800 puan değerinde. Fark ettiğiniz üzere illa gemici gemi adamı olmaya gerek yok. Hadi bakalım. Tek bir kelime, ilk 9 harfli cevap. Bu bittikten sonra 3 soru kalacak. 17 saniyemiz var. Gelsin. Diyor ki akıl yolu ile gerçeğe yakın bir yargıya varmak, tahminde bulunmak. 13 saniye, 12 saniye, 11 harf saniye. Alayım. Harf istedik ve durdurduk. Akıl yolu ile gerçeğe yakın bir... kelime mi? Tek kelime. Gerçeğe yakın bir yargıya varmak, tahminde bulunmak. Daha güzel tarafı o. Tahminde bulunmak. Olacakları tahmin etmek. Kestirmek. Kestirmek. İki kelimedir. Şöyle sorulmuştur. İlgisini kendi duygu ve düşünceleri yerine nesnel ve toplumsal çevreye yönelten kişi. Harf mi istediniz? Evet. Son harfiniz bu yalnız, biliyor musunuz? Çünkü onu alırsanız... Bu arada Ömer Bey daha fazla süre arttırdığı için kazanma şansınız kalmaz. Anlıyorum. Umurumda değil diyorsanız siz bilirsiniz. Bir düşün. Düşünün. Yani kendi yerine nesnel, toplumsal çevreye yöneltiyor. Aklıma gelmiyor. Kendine değil de... Dışa dönük gibi. Efendim? Dışa dönük. Artık kader mi diyelim, ne diyelim? Yalnız o yaptığınızı iki defa daha yapmanız lazım hanımefendiciğim. Artık harf alamazsınız. Harf alamıyorum, direkt basayım o zaman. Çünkü süre konusunda eğer ki harf alırsanız Ömer Bey sizi geçer. Yani sorular elimizde... Sorular zor mu? Sorular zor mu? O benim bileceğim bir şey değil ki efendim. Ben soruları soruyorum, dur bakalım ne çıkacak diyor. Onu siz karar vereceksiniz. Tek bir kelime, 10 harfli. Bu bittikten sonra bir soru daha var. Bana soracak olursanız o daha kolay. Tamam. Çünkü burada Arapça kökenli bir kelime var. Fakat şuna güveniyorum, siz hukukçusunuz. Hadi bakalım. Tahakküm altına almak. Tek kelime mi? Tek kelime. Etkilemek. Acaba tahakküm etki miydi? Tahakküm. Tek kelime. Mekmak diye bitiyor. Tahakküm. Tahakküm altında yaşamak. Ne altında yaşıyorum tahakküm altında yaşıyorsam? Sınırlamak, baskılamak. Evet. Nedir efendim? Baskılamak. Baskılamak kaç harfli? Baskılamak oluyor. Aa, oluyormuş. Son sorudur, son cevaptır. İki defa zıpladınız. Üçüncüsünden korusun sizi. Bu kolay olan demiştiniz ama. Bu bana göre kolay olan efendim. Umarım bana göre kolay olan. İki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor.
Cep telefonu veya genel ağ aracılığıyla bulunduğu yerin bilgisini göndermek. Konum atmak bulunduğu yerin bilgisini göndermek mi? Güvenmiyorum. Evet!